Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala resulina Muhammedin salavat. Dima kaç? 237 his 8. Fakat nefs ve heva ve his ve vehim 4 tane şey bazen aldatıyorlar. Onun için bazen şiddetli ikaz olunuyorsunuz. Bu şiddetli devam ediyor. Demek ki her daim insanın kontrolünde değil bunlar. Bunlar adeta e, sözler 278'in eylemsel hali. Dört şey insanın ihtiyarını dinlemez, belki de teklif altına girmez. Tahayyül, tasavvur, tefekkür, tevehüm. Bunlar Sözlerin 278'i en başında geçiyor. Lemalar 75'te bunlar için diyor ki iktidar ve ihtiyarı dinlemezler. Belki de teklifi dini altına giremezler. Girmiyorlar. İnsanın insanın ihtiyarına rağmen hareket ettiriyorlar, düşünce getiriyorlar. Bunu bilmeyen insan der ki ben ne kadar kötüyüm. Hatta orada diyor. Diyor ki senin hakka ve hayra kabiliyetin yok. Sen boşunaca kader seni mahkum etti diyor. Bak anladınız mı bu ne kadar psikoloji içsel çöküntünün sebebi ya. Yani. Sen kaderin bunu mahkum etti. Kader seni buna mahkum etti. Sen eğer kaderin şey yapsaydı ve istidadın yazılımın iyi olsaydı hayra ve kabiliyetli olurdun. Amele de olurdun. Olamıyorsun neyi dinlemiyor? iktidar ve ihtiyarı. ihtiyar dima ait. İhtiyar ve iktidar. iradeyi de dinleme. İradeyi de demez. İhtiyar ve iradeyi de dinlemiyor. Yani vicdanı ve aklı susturuyor. İhti şey, ihtiyar aklidir. İrade de vicdanidir. Vicdanın unsurudur. Dinlemiyor. Devre dışı yapabiliyor. Bunun 13. lemada e ee, mağlubiyetten geliyor imansızlıktan değil. Ee, bunu bilmeyen insan derdim o. Bunu bilmeyen insan ben kötüyüm der. Kötü hissettiğin doğrudur ama o sen değilsin. Birisi kendisini orada göstermiş. Ustadın tabiriyle aynada bir kötü ağlayan bir adam. Aynada ağlayan adam. Sen mi ağlıyorsun yani? Ama aynada benim aynada ağlıyor. Aynada ağlıyor ama karşıyı gösteriyor. Benim aynada gözüküyor ama o ben değilim. Benim aynada gözüküyor. Benim aynada gözükmesine ben diyor işte. Sorun burada. Aynada gözükmesine ben diyor. Ustad da diyor ki, bu misal anladık mı? İnsanın hususi dünyası ve dünya hayatı bir aynadır. Diyor. Görüyor musun? Ölüm orada aksediyor. Ölümler oluyor. Benim aynada gözüktüğü için ben de öleceğim diyor. Oysa telis olacaksın. <laughs> Çok garip değil mi? Burada e, ne diyor? Duygu örnek veriyor. Duygu ile his. Arasındaki fark. Yeni anladığım, yeni duyacağınız bir şey. His biliyorsunuz vicdandadır. Duygu kalptedir. Latife ruhtadır. Kuva güç dimadadır. Haf vicdanda mıdır o zaman? Haf histir vicdandadır. Haf hissi diyor, korku hissi. Esir ediyor bazen. Ediyor. Fakat hakikati burada. Mayyeti ruhtadır. Çünkü vicdanın dört unsuru ruhun dört havasıdır. Yani Ruhun dişsalı vicdandaki dört tane o unsur. Hani vicdandaki irade, zihin, his, latife-i rabbaniye vicdandaki sistemdir ama ruhun dört havasıdır. Yani ruhun dişsalıdır. İçsel alemin giriş kapısıdır vicdaniyat. Vicdanın anası ve elbasıdır. İçsel alemin girişidir. Ama ruhun dişsalıdır. Ruhtan iç aleme ve dış dünyaya veriyor Dolayısıyla korku histir, vicdanda hakikattır. Mahiyeti ise haftır, o ruhtadır. Veya uygularsak eylemde korku aklidir. Haf vicdanidir, kalbidir. Vicdanidir. Şimdi bu duygu ile his arasındaki güzel bir şey var, misal yeni anladığım. Duygu dünyadır diyelim. Yaşanan mekandır. His ise Yaşamın kendisidir. Yani lokma duygu desek lokmadaki lezzet histir. Bina duygudur. Binada yaşayan kişi kendisi histir. Ben şu anda etkilendiğim şeyler histir. İçinde bulunduğum mekan duygudur. Duygu camidir, kapsar ama duygu his değil orada oluyor diye. Binanın içindeyim ama ben Bina değil. Bunun daha kapsarı latifedir. Doğrudan duygu duygu o zaman kendisini illaki his olarak mı gösterecek? Yani diş, diş salı ne yapacak? Diyelim ki görme duygusu var. Sistemin adı. Orada ortaya çıkan şey histir. Işte, yaşanandır. Yani o zaman duyguyu duymak diye bir şey diyemeyiz. Duyguyu hissetmek deyince de zaten his. Yani duymak var yani müstakildir. E, fakat e, burada esas dimada, kalpte, ruhta hepsi histir denemez aşağı. Yani daha mukayese edelim duyguyla his hep karışı, karıştırılandır. Duygu kalptedir. Latife insaniye duygudur. Müstakil yapar o. Müstakil göz görür. Dışarı nasıl olur? Dışarıya bedensel yapabiliyor, kuva olarak, dimala, vicdan vicdanda, his olarak dışarıya çıkabiliyor. Evet yani dışarı çıkış herhalde bu ceset ve his yolları. His veya kuva. Akılsa kuva. Güç yani. bu dünya hayatı surettir, ayna'dır. Hakikat insandadır. Mahiyeti gayptır. Mahiyeti şey hakikati bu dünya surettir. Kanunet insandadır. Hakikati gayptır. Mahiyeti Allah'tadır. Bilal Hoca e, burada ise e, ona o bir soru sormuştu. Diyor ki İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor, eşyaya e, ...tavsil tafsil ve icmalen tasarrufu var diyor bunun gibi şeydi yani söyledi. İmam-ı ben bunu anlamadım dedi de Bilal Hoca bilmem burada mıdır? Orada e, ona söylemiştik şu e, bununla alakalı olduğu için söylüyorum. Mesela yazılım çekirdek icmaldır. Ağaç ise tafsildir. İmam-ı Rabbani Hazretleri e, diyor ki diyor, Eşeğe Cenab-ı Hak icmal ve tafsil olarak tasarruf ediyor. Ne demek o diyor? Yani kendisine bakan tarafı icmaldır. Şu, eyleme bakan tarafı Cenab-ı Hakk'ın eyleme bakan tafsildir. Çoğaltmaktır. Uygularsak e, vücut ve mevcut gibi. Vücut zata bakıyor. Mevcut ise şadete bakıyor. Veya sıfat esmadır. Esma ve cemal nakış sanatıdır. Sıfat tektir mesela. Hay sıfattır. Bak icmaldır. Ama hayatlar neler yaratılıyor? Tafsildir bu da. Duygu icmal. His tafsil diyebiliriz. Aynı diye, diyebilirsin. Evet. Fakat böyle bir tuhaf yani. O binanın içinde, ruhun içinde hepsi. Ama hepsi farklı şeyler. Kategoriler farklı neyi götürüyor? İnsan bir tuhaf yani. Zanlarıyla hepsine ben diyor. Hepsini sahipleniyor. Ne kadar kucaklıyor ya. Ne kadar zalim yani. Aynada gözüken, ayna değil ki. Efendim doktor abi. Zanlarıyla ben diyor ya. Yani aslında ben dediği şey o içinde çıkan ne o fikir, fikir aktif olduğundan, diğerlerini baskıladığından ve gölgelediğinden o fikre ben diyor veya akla ben diyor evet. veya hisse ben diyor veya o duyguya ben diyor. Yani o onların kayıtları olmadığı için yani ne fikrin, ne hissin, ne düşüncenin, ne duygunun bir kaydı olmadığı için işgal edebilirler yani. Evet. İşgal ediyorlar ve kişi ben diyor. İşte ona ben kötüyüm diyor. O hissi aslında. Benim hissim bu diyemiyor yani. Evet. Bana aittir demiyor. Ben oyum. Aa, aynen. Ayna müsteli veriyor üstad. Böyle ayna. Yılan aksediyor. Tamam pislik neces aksediyor. Ayna benim elimdedir diye. Ee, ayna da pistir. Aynadakine ben diyor. Düşün işte bu. Yani biz buyuz yani. Ahmet Mehmet'ten bahsetmiyorum. Biz. Alim şadet bir aynadır. Ölümler de böyledir yani. Bakıyorsun hakikaten biraz önce beraber oturup bir, kalktın, yediğin içtiğin adam, hanım yok. Bir bakıyor hiç alışmadık bir şey, sarı şey beyaz bir konda yani kefen denilen kondakla kefen aynı şey sarılıyor, gönderiliyor. İşte bu hissi zahiri, hissi zahire göre çok Korkunç bir şey yani. Bu nasıl çıkacaksın? Oraya o girdiği yere aklın da giriyor. fikrende giriyor. Öyle diyor ya gittiği yere sen de gideceksin. Nasıl sıyrılacaksın? Ya yani teselli namına bir şeyler dedin. Acaba gerçek mi yani senin benim söylediğim? Filozof nasıl çıktı bunun içinden? Sartre mi? Sarte ya Sartre ve Sarte şöyle demiş. En güzel çıkış o bulmuş ölüm çaresini ölüm gelmeden önce korkma daha yok ki diyor. Niye korkuyorsun? Öldükten sonra da zaten korkamazsın diyor, ölmüşsündür. Onun için iki, iki aldığında korkma ya. E peki çare mi? Öldükten sonra senin dediğin gibi olsa tamam ama öyle değil ya. Tamam da öldükten sonra korkma çünkü daha sen e, yoksun ki e, ölüm korkusu olsun zannediyor. Şu aldanışı görüyor musun? En akıllıları Avrupa'nın tarlaları. En akıllı bu. Sarte diye bir filozof. Ne yapacak başka? E biz Müslümanlar. Biz de yani fazla bundan şey değiliz yani. Risale-i Nur'u tahkiki, tefekkür okumayanlarda, ben Müslümanlardan da bahsetmiyorum ha. Nur cemaatinden de bahsediyor. Tahkiki ve tefekkürü teyeniyle okumayan, gazete gibi okuyanlar da gazete gibi okumayın diyor. Haber alır gibi okuma yani. Ona dönüştür. Haber, gazete nedir? Haricin bilgisidir. Tehniyle okumak, onunla kendimi tanımlayacağım. Harici bir bilgi değil ki. Gazete harici bilgi veriyor. Sen gazete aldığın zaman kendi haberini mi okuyorsun? Gazete gibi okumayın diyor. İki manası var. Bir zahir, bir batının bu cümlenin. Zahirisi tıngır tıngır okumayın. Herkesin anladığı. Gazete gibi okuma. Batınısı nedir? Harici bir bilgidir. Öyle zannetme bu Risale-i Nur'u. Kendi bilgindir ya. Kendinden haberdar olman. Bu haber bültenidir Risale-i Nur. Nereden bah Hangi ülkeden bahsediyor? Nerelerde yıkımlar, nerelerde yapımlar? İnsan denilen mabedin şehrinden bahsediyor. İnsandan bahsediyor. Sen ne bahsediyor? Benden bahsediyor. İnsanın en büyük meselesi ya. Yani gafil, gafil olsak. Yani diyeceğim ki yok mümkün değil. Artık bu saatten sonra İrfan gafil olamazsın yani. Onlar gibi lezzet alamazsın. Evet çok kötü tabii. Onlar bir derece menüs lezzet alır günahlardan. Sen ben yapamayız. Bitti o. Taklit etme. Ben sana kaç defa dedim diyor insan hayvan olamazsın. Biz boşuna onlar sefi olamayız. Mümkün değil. O bir derece iptal hissetmiş. Sen yapamazsın. Başka ne çarem var? Bir çarem var. İnsan olacaksın. Başka yolun yok. Bir kere uyandırdın. Bir kere bu yola girdin. Kötü bir yol işte. Ne yapalım? <laughs> Niye? Tek yön artık. 192 Lamalar 114 Ben çok düşünüyordum yani. Onlar nasıl rahat edebiliyor, gülüyor? Onlar becermiş ya en zor işi. En zor işi onlar becermiş. Sana soruyor. Sana soruyorum. Kendime sorduğum için soruyor. Elinden su akıyor. Buradan su içeceksin. Gene münafık olacaksın. Zor iş değil mi? Bu işi nasıl yaptı? Hakikaten nasıl yaptı? Mükafat vermek lazım. O kategoride hizmet ediyor. Küfür imana hizmet eder. Bu adamlar olmasa biz ne yapacaktık? Neyin dersini yapacaktık? Bunu yapabilir misin ya bu? Parmağından su içiyorsun. Gene münafıksın. Zor iş değil mi bu? İnsanda keşfedilmemiş kabiliyetleri adam. Aynen öyle. Hiç, hiç ulaşılmamış orman. Ebu Cehil olmak kolay mı ya? Zor işi yapmış adam. Aynı onun torunları işte. Sen... Aynı şeyden elem alırsın. Evet o me, menus menüs lezzeti yapabilirsin. O haram izine içki, kumar vesaire. Haram şey, şey yapabilirsin yapabilir. Ama seyrederken elem alacaksın. Yapamazsın. Onlar gibi yapamazsın yani. Mümkün değil. Yaparsın da onlar gibi yapamazsın. Karma olur seninkisi. Benimkisi karma olur. 114 lemalar açtın mı? Senin bu Galatis'in ve Malatan şu misale benzer ki, ne dedi? His aynaya benzer. Haricin içeriye taşınmasına hem sebeptir, hem zemindir. Haricin dışarıya, haricin dışarıdan içeriye taşınmasına hem yoldur, hem sebeptir, hem süreçtir, hem sonuçtur. Nasıl oluyor sonuç ikisi? Acayip bir şey. Ona delilimiz var mı? Bak... Ortada bir şey konmuşsa Galati'sin sebebi olanlar ise bak Lemalar 16 diyor ya. Yani böyle bir sıra yazmamışım. Şunu kastediyor. Şöyle yazarsam yeni bir başlıktır. Metin içerisinde böyle yazarsam bu iddia ettiğimin delilidir. tamam o anlama geliyor. Yoksa ayrı bir kategori değil. Bu tespitin nereye dayanıyor? Şuraya dayanıyor. Yani bilesiniz, böyle siz de öyle çalışın diye. Galatis'e sebep olanlar neymiş? Galatis. Dedi ya senin bu Galatis'in. Galatis nedir abiler? Yanlış bir şey doğru kabul edip öyle devam etmek. Bak Galatis başka? Yanılgı. Yanılma yani. İptal değil ha. iptalist değil bu. Mesela uzaktan gördüğün zaman Serap'ı su zannetmek. Galatis'tir yani. Peki nereye gidecek? Kabiri de öyle düşüneceksin şimdi. Bak acayip Galatis. Galatis his yanılgısı. Mesela o serapı gördünüz değil mi böyle Anadolu'ya giderken yazın arabayla? Böyle asfalt böyle böyle böyle, böyle oynuyor. Ya doktor su var. Çok şiddetli güneşten asan o su var zannediyorsun. Ona ne derler? Serap. Galatis işte bu. 116 lemalarda diyor ki bu illete karşı bulduğun ilaç muvakaten iptali hizmeti gören nedir o? Bizi Galatis'e sevk eden bir, cazibedar oyuncakların, iki, uyutucu hevesatın, Hasan, üç, fantaziyelerindir. fantazilerin lugatı yalandan gösteriş, boş debdebe. Diyor ki senin bu ilacın, hangi ilaç? Cazibeden oyuncakların ilaç, uyutucu ve satın ilaç, fantaziyeler, fantazi. Mesela yalanın mesela diye araba alma alarak psikolojini tedavi ediyoruz. Sinop'a gideceksin. Ee, mesela gittin. Oraya gideceksin ya köye gideceksin o arabayla. Yani, o oh, işte bu fantazi. Bu tedavi olarak görüyor. Yani burada bir tedavi görüyor. Senin bu ilacın diyor. Bu ee, bu ilacın senin başını yesin ve yiyecek. His kitab-ı mübine bakıyor. Zihin imam-ı mübine bakıyor. Ne alakası var bununla? Zihin de mekan, his de mekan. Zihin, ge geçen hafta konuşmuştuk. 18 bin alemin mekan açmaktır. His ise alemi şehadeti top, kopyala yapıştır insan içindedir. İnsandaki navigasyon gibi. Cep telefonuna ben navigasyon yüklerken Almanya'da nereye yüklemek istiyorsun? Avrupa'nın tümünü mü, Almanya mı, Türkiye mi? Ben Türkiye işaretledim. Sırf Türkiye'nin yollarını yükledi benim telefona. Avrupa'yı yüklemedim. Bu nedir? Bu histir. Bu histir. 18 bin alemin insandaki yüklenimi zihindir. Tefekkür zihinde mekan açıyor. Duygu kalptedir daha. Duygu kalptedir. Bu e, zihinden bahsediyoruz. Vicdanda his, zihin, his, latife, raban. Yani duygu ile his karıştırıldığı gibi his de zihin de karıştırılıyor. O zaman his nedir? Andadır, yaşanı andır. Mazi, müstakbeli yoktur. E, zi, e, zihin ise imam-ı mübindir. Mazi ve mustakbelindir. Mesela zihin yapıyor. Şöyle yapalım. Güzel bir misal vermişti Muammer. Borsa beklenti ve geleceği satın alıyor. Çok ilginç. Mesela bir şirket 10 liralık değeri varsa Boğaz Köprüsü'nün ihalesini satın alsa onun kağıtları yükseleceğini, beklenti bu. Beklenti bu. Ve gelecek bana vaat ediyor. O zaman ben o kağıtlara zati bir değeri yokken 100 liralık iş makineleri yok. 10 liralık iş makineleri var yani. Değeri o kadar. Ama beklentimi karşıladığı için daha bir şey yok. Satın alıyor. Neyi satın alıyorsun kardeşim? Olmuş mu? Olmamış. Yani kadere iman etmek sana ne hani zor geliyordu? Geleceğe nasıl iman ettin şimdi? Borsa Beklenti ve geleceği satın alıyorsun. Hem de para veriyorsun. Piyango da öyle diyor diyor. Ustad piyango. Oradan çıkarıyor kardeş. İşte bin kişi katılmış. Bir milyon ortaya para konmuş. Çıkma ihtimali ne kadar? Bir milyonda bir. Ona ömrünün yarısını veriyorsun. Ömrünün yarısını ver verdin. Yani piyangoya girmek, çık, geleceği satın alıyorsun. Piyango kumarı demek geleceği satın almaktır. Şimdi 1 milyon kişi katıldı mı abiler? 1 milyon. Çıkma ihtimali kadar? 1 milyonda 1. Sen onu piyango. Şimdi borsayı söylüyorum. Bu piyango neyi satın aldı? Geleceği ve beklentiyi. Borsaya geçelim. İş makineleri 100 lira. Boğaz Köprüsü'nün ihalesini aldı. 1000 lira oldu kağıdı. Satın alıyorum. Nesini satın alıyorum? Kar da yapabilir. da. Ama beklentiyi ve geleceği satın alıyorum. Paramın karşılığında orada muayen bir eşya var mı? Yok. Neyi satın alıyorsun ki? İslam'da bir şeyin helal olabilmesi için ticaretin Al, satan belli, alan belli, mal belli, cinsi belli, akit belli. Yani vakti belli, miktarı belli. Miktar belli olacak. Aa, kurban geldi onun için söylüyorum. Kaç aldın kardeşim kurban? Daha hayvanı kesti. Hocam tartacağız. Hayvan kesilmiş. Tartacağız. Ku Sorulduğu için söylüyorum. Tartacağız. Kilo ne kadar gelirse ona öyle anlaştık. Peki kimin adına kanaktı? Senin mi? E, benim. Kaça aldım belli değil fiyat. Onun mu? Değil. Kaça sattı o? E, nereye kan o zaman? Belli değil ki. Akit olmadı. Satan mı oluyor o zaman? A, satan da olmuyor. Seninse, onun, onunsa kim ne, kim kesti? Sen mi kestin? Yok diyor. Yani soruyorum sen ise kaça sattın soruyorum. Sattım dedi. Kaça sattın? Demek satmadın. Alana söylüyorum kaça aldın? Belli değil. Nereye verdin? Onun için satan belli olacak. Alan belli olacak. Mal belli olacak. Mal cinsi belli olacak. Akit belli olacak. E borsada alan veren tamam. Mal ortadaki hangisi? Hangi ne malı? Ne malı? Oraya şu fabrikayı fabrikayı. Ben %10 karımı ortağım ülkeye dedim yani. %10 karın ortak oldum. Vazgeçtim borsadan aldım gittim Topkapı'da ülke fabrikasını dedim ki %10 benim. Ben daha borsada oynuyorum. burada ortağım. Ya gitti ya fabrika ortaksın. Fabrika terk ortak ediyorlar mı? Sonra kağıda ortaksın. Zatına ortak olur mu? Tapuya beni eklesene %10 ise benim diye. Bisküt fabrikasını beni eder mi ortak? O kadar. Hisse nedir? Beklenti ve gelecek muayyen midir? Hani kaderi iman etmek zordu? Geleceğe, geçmişe iman ediyorsun gayba. Gayba iman etmek zordu. E, borsada beklenti ve geleceğini satın alıyorsun. Aynı o şirket, aynı o şirket Suriye'de iş yapsa, savaş patlasa bin liralık şirket on liraya düşer. O zaman kağıtlar ne oldu? Aynı şirket niye düştü? Ticaret oldu ki beklenti yani zan üzerine kurulmuş. Ama maalesef nasıl oluyorsa alimleri de aldatıyor işte. Şimdi bunu niye söyledim? Kardeşim his, e, mazi ve mustakbel geçmişin elemini, hisin geçmiş geleceği yoktur. Geçmişin elemini geleceğin korkularını anda yaşatıyor. E, zihin ise imam-ı mübindir. Mazi ve mustakbel 18 bin alimin bütünüdür. Tefekkürle zihinde mekan açıyorsun zihinde. Tefekkürle zihinde mekan açıyorsun. Vicdaniyatın his, şey, irade, zihin, his ya farkı söylüyor. Ama his alemi şahadeti kopya, kopyala yapıştır. İnsana taşımanın adı alemi şahadetin histir. Bu hani geçmiş gelecekle ilgili söylüyoruz ya hep menfi söylüyoruz. Aynı zamanda bir müsbet de koysak Biraz daha Güzel olur. Güzel olur. Ee, beklenti. Ümit, ümit var. Ha. ha zaten o yani. konu o değil olmadığı için aslında o ses kaydına koydum. İman nedir? Küfür nedir diye? İman be, geleceğin Cenab-ı Ahiret ve Allah'tan beklentim ve ümidim. Onu satın almaktır. Ona imandır Küfür ise e, Ahiret yok, Allah yok. Gelecek olumsuzluğunu satın almaktır. İman satın alıyorsun. Yani ümidi insanın en büyük ali sermayem ne diyor e, Barla'da 48. sayfada galiba Ulus abi iman ve ümit gibi ali sermayen varken geleceği satın alıyorsun ümit. Yani zaten o borsada e, iş alınca pozitif olunca o şirketin ihale almış köprü yapacak o zaman kağıtlar 10 liradan 100 liraya çıkıyor. Bu pozitif. Negatif nedir? 100 liralık şirket İhale alamadı, onlara liraya düşecek. Bu da küfüre misal. Küfüre misal, bu da imana misal. İman nedir? Allah'tan ümitliyiz, ahiretten ümitliyiz. Pozitifi satın alıyorsun. Ne veriyorsun? İman. İmanla satın alıyorsun. Yani iman aslında Allah'ın cevabıdır da, itikatla alıyoruz. İtikat. Verilen beden, doğru itikada Allah'ın verdiği cevap imandır. Yani pozitif, o, o aslında o bilgisayar kaydı var biliyorsun. Bir şey diyoruz ya, geçmişin endişe elemlerini Geleceğin korkuları diyoruz. Evet. Ama bu, bu hep menfi. Musbetin geçmişin, güzel yaşanan bir dünya, güzel yaşanan bir ubudiyetin, maneviyatın, hizmetin. Ama daha çok insanı etkilediği için böyle psikolojik noktasında böyle e, ondan şey yapıyoruz. şey... Doğru, doğru, doğru. Cinleri, e, kafir cinleri konuşuyor. Melek ve ervah aileleri... Konuşmuyoruz. Evet tabi doğru. Doğru. Burada his andadır. Kitab-ı nedir? Mazi ve mustakbel değildir. Andadır. Olmakta olandır. Oldu bitti. Histir. Hisin böyle şeyi yok. E, mazi müstakbeli yok. Mazi de istikbali de anda zaten yaşanan her şey his istir Zihin öyle değil. Mazi ve müstakbele sahip. Ee, devam ediyorum. Lemalar 120. Çünkü gaflet hissi iptal ediyor. Ya kardeşler bunun başta da dedik ya gazete gibi okumayın. Tıkır tıkır okursa gazetedir. Bir, iki manası var gazete gibi. Zahir ve bat İşte böyle okuduğun zaman tabii ki anlaşılıyor. Ama bu neyin nesidir dediğin zaman içeriye taşınıyorsun. Diyor ki çünkü gaflet hissi iptal ediyor. Tamam ne var bunda? Anlamıyor. Ve bu zamanda öyle bir derecede iptal etmiş ki bu elim elemin acısını ehli medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyet ilmiyenin tezahüdüyle hassasiyet ilmiye fen, fizik, matematik ince inceleştikli inceleşmiş. Tıp inceleşmiş. De, psikoloji inceleşmiş. Hassasiyet ilmiyenin tezahüdü, ziyadeleşmesiyle genişlemiş, sahası artmış, araştırması girmiş ve her günde 30 bin cenazeyi gösteren meftini kazatı ile o gaflet perdesi parçalanıyor. İrfan, buradan mısın abi? Gaflet hisne, duygu ve zihin arasında böyle bir kafam dönüyor da. Evet. Yani bir ilk girdiğimiz zaman duyguyla hissi farkı yaptık. Duygu kalbidir, his vicdanidir. Arasında Fark işte mesela latife insani duygudur. Mekan duyguya benzer. İçeride yaşanan, olmakta olan histir. Ee, ama kalp kendisini hissede ifade eder dışarıya. Akıldaki kuvvallarla eder. Yani geçmiş ve gelecekteki mekanlar, yani her ne kadar metal mekan gibi atomsal olmasa da, geçmiş ve gelecekteki mekanları oluşturan da duygudur. 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 Ve, Hiç değildir. Ve... O zaman e, oradaki, hala hazırdaki hissin piri geçmiş ve gelecekte zihinle ele alıyor. Sistem bu şekilde mi yani? Yani o duy, e, duygunun içerisindeki, o yaşanmakta olan, olmakta olan histir. Kendisi müstakildir. Geçmişten dolayı e, his, e, duyduğum elem, zihin mi? E, yok, geçmişten gelen elemle, gelecekten gelen korkular histir. Ya, Andadır. An haricindeki bir şey. An haricinde ise mazi ve mustakbel zihindir. An haricindeki her şey zihindir. Üçgen arasında kaldı. Evet. An harici. Geçme, insan nedir diye tarif yaptım. An var bir şey var mı? Var. İmam-ı ya. Mazi ve mustakbel. Şu an için bizim için olmayabilir de. Sanki ha şöyle. Şunu diyorum. kastediyorsun. biraz insan külleleşebilirse bir peygamber kalitesinde bir hayatla. Sanki onlar da olabilir mi? Çünkü imamubil mazi ve mustakbeldir. Kitabun bibin andadır. Biz şu anda andayız ama an ise mazisiz, istikbalsiz an yoktur. Ee, o, ama hakikati böyle. Ben bir insan tari, insan tarifi şey yapmıştım efendim abi. Kitabun bibin kudret ya. Yani his kudret oluyor o zaman. Yani evet kudret. Doğru. Doğruladım, yani geri baktım. His mesela zihne tecelli ettiği zaman zihinde açılan yeni mekanlar kader oluyor. His ve zihni aktif hale getiriyoruz. Yine yeniden yeni his alemler açıyor. Mesela tefekkürle elde ettiğin sonuç yine his. Tekrar açıldı yine his. Yine his. Yeni kader sahipleri açılıyor. Ama kudretin tecellisidir his. Evet abi. Abi o zaman şimdi böyle dersek geçmiş ve gelecekte her şey her yerde var her şey her yerdedir ama geçmiş ve gelecekten herhangi bir noktaya, herhangi bir olaya, herhangi bir şeye odaklanınca o bizim için an oluyor. Geçmiş veya gelecek ortadan kalkıp sadece o olmuş oluyor. Sadece kuantum gibi Ona dönüşüyoruz. Kuantum oluyoruz. Evet. Kuantum fiziği oluyoruz. Kuantum fiziği ya. Kuantum fiziğin melekutiyeti şey ya. Onlar onlar umurun batınlarına geçebiliyorlar. O zaman zihin böyle yani zihin bunların hep her şey geçmiş ve gelecekte her şey her yerde olabilir. Yani her şey her yerde derken şöyle Doğru. bir tanım olmadığı için her tarafta tatbikleri olabilir. Bilmiyoruz. Zaten diyor ya 642 meslevi de her şeyin her yerde olduğu makam alaya, makamı alaya çıkarsan her şeyin her yerde olduğu makamı ala var. Ağaca detay var mesela. Bursa'da çıkarken böyle korkunç bir çınar ağacı var. Buradan buraya geçmek için böyle bir karınca olsa asırlar geçer. Ama bir insan mesela şuradan buraya atlaması için hakikaten birkaç saat geçer. Yani geçmiş ve geleceği hazır an ama çekirdek tepsi var. andadır. Geçmiş ve gelecek senin için hazır hale gelir diyor ya. Evet. Hazır hale gelir. Senin için hazır hale gelir. Ne kadar o şey olsa. Devam edeyim bakayım ne dedi. Çok acayip tanımlamalar. Yani risale eylemde gösteriyor tabirleri tanımlamaları eylemde gösteriyor. Fiilde gösteriyor. Şu şudur gaflet iki nokta üst üste demiyor. İptalis iki nokta üst üste demiyor. Yani hayatın kendisinde yaşatarak gösteriyor. Kuru bir bilgi vermiyor. Çok tuhaftır. Gaflet iptal ediyor. Nasıl oluyor? Ve oyuncakları var. İptalis üç şey yapıyormuş. Cazibedar oyuncaklar varmış. Uyutucu hevesat varmış. Fantaziyeler var. Yukarıda gördün mü? Ha. Bunlar cazibeden oyuncak. İptal hissediyor. Uyutucu eve sat. Fantaziyelerde işte adam Resul araba alıyor çok lüks. Sinop'a gidiyor. Fantazi. Yalandan gösteriş. Boş debdebe. Onunla tedavi olacağını zannediyor misal. Tecrübe etmek lazım mesela. Evet. da görelim abi. <gülüyor> <gülüyor> evet okuyayım şimdi. Gaflet hissi iptal ediyormuş. Tamam. Elemi de bundan hissedilmiyor. İptal edince ne oluyor? Elem hissedilmiyor. Gaflet hissi iptal edince ne oluyor? Elem hissedilmiyor. Bak A eşittir B ise B eşittir Elem hissetmemek için gaflet hissi iptal ediyor. Gaye peki nedir? Elem. Abi ara bir soru soracağım. His iptal olunca yerine ne koyuyor? biraz gideyim bakayım da burada <laughs> ne koyacak. İftar o konuşuyoruz ya. Bakayım ne koyacak. Ne koyuyor? Adet koyuyor işte abi. Yok. Duygu mu acaba? Bakayım. <laughs> Elim elemin acısını bu zamanın ehli medeniyeti hissetmiyor. İşte dediğin gideyim bakayım ne diye, ne koyacak. Hissetmeyince dalaletin elemi hissetmiyor. Dalalet elemi hissetmiyor gafleti parçalayan, izale eden hassasiyet ilmeğiymiş. Hassasiyet ilmeğinin tezahüdüyle meftini kazları bunu hissettirmiyor. Aynı zamanda bu iki şık mefhumu muhalifiyle hissi hissedar eder. His zaten hissedar olmak demektir. Ondan hissedar olmak. Gaflet neymiş? Gaflet oturdum yazdım. Dedin ya bunu koy. Bakayım ne koyuyor. Gafleti merak ettim. Ama Tam şey yapacaktım bizim bir ölüm meselesi falan vardı. Orada biraz gittim orada kaldı yani. Oradan zaten 30 bin cenazenin şahidiyle o his parçalanıyor demiyor muydu onu? Evet parçalanıyor. Oradan tutabilir yani. Mert'in iki var. Yani kaç tane var? Ee, diyor ki <laughs> hangisi Mert medeniyet? fanta, e, hassasiyet ilmiyenin tezahüdüyle bir de her gün 30 bin cenazeyle onu parçalıyor. Şimdi gafleti merak ettim. Gaflet neymiş? Gaflet değiliz de diyoruz. Haç. Parçal çağının. Yani gaflet nedir ya? Unutmak, örtmek, kesinlikle sıyrılmak mı? Bakalım neymiş? Lugatı söylüyorum. Düşüncesizlik. Lugat. İhmal sebebiyle içinde bulunduğu gerçeklerden haberda, habersiz olma. Buraya kadar lugat. Lugat buydu. Ha, ben de sizin gibi lugata baktım. Bakayım ne diyor. Düşüncesizlik. İhmal sebebiyle içinde bulunduğu gerçekliklerden haberdar, habersiz olmak. Mümkünü muhal muhali mümkün görür. Misal eden. Gafletmiş. Gözleri bilerek yummakmış. Gaflet diyor. Okudum tek epeyi. Tam bitiremedim gafleti. Ama daha önce bitirmişiz. Oradan aldım. Gaflet anlamı altına belki de 5-6 tane ders var. Gözleri bilerek yummak gaflet. Deve kuşunun kumu gibidir gaflet. Deve kuşunu insanlardan kurtarandır. Sen demişler ya deveysen yük taşı tembelliğinden yük taşımak işi gelmedi kanat açmış. Kuşum demiş. O zaman üç demişler. Tembelliğinle de uçmak da işine gelmemiş. Nasıl kurtulacaksın? hem deve olmaktan hem kuş olmaktan kurtulacaksın. Bir çek çarem var. İnsanlar seni görmeyeceksin. İnsanları unutacaksın. Onlar da seni görmeyecek, unutacak. Onun çaresi de kum. Kuma kafayı sokunca deve şöyle düşünüyor. Ben kimseyi görüyor muyum? Yok. Kimse de beni gör. Ben kimseyi düşünmüyorum. Kimse de beni düşünmüyor. İşte ölüm korkusuyla televizyon ve filmlere atılanlar budur. Deve kuşu gibi. Ben hatırlıyor muyum ölümü? Yok o da beni unuttu. Aynı aynı. O zaman gaflet nedir? Seni o andaki histen kurtaran şeydir. Muhali mümkün görür. O zaman deve kuşuna niye benzetmiş usta? Gaflet. Deve kuşu gibi gaflet ki ee, şey deve kuşunun kuma sokar gibi diyor. Gafleti buna benzetiyor. Kum deve kuşuna gaflettir. Aynı bir de böyle. Başka ne diyor gaflet usta? mevcud, mevcudu ortadan kaldıran uyku gibidir. Mevcudu ortadan kaldırıyor uyku. Uyku gaflettir. Olumsuz kişiler ve mekanlar senin düşünceni iptal etmesiymiş. Olumsuz insanlar, olumsuz işler seni senden ediyor. Olumlu ve pozitif işler seni sen ediyor. Seni sen eden var, pozitif. Seni senden eden var, negatif. Bunlar gafleti toplama bu cümleleri çıkartmanız için gaflet okumanız lazım. Onun için buna değer verin bu cümlelere. Sabır kuvvetini sağa sola dağıtmaktan dağıtmaktan çıkıyormuş. Sağa sola dağıtınca gaflet basıyormuş. En yani ustattan. Siyahat ve afiyet gaflet veriyormuş. Ustattan. Sıkıntı gaflet verir. Gaflet neymiş? Yaz ve güz mevsimi gaflet verir. Ya o kaldırınca ne oluyor dedin ya? Ya yaz ve güz mevsimi gaflet veriyormuş. Tembellik eden gaflete düşer. Gaflet sonuçta yılan tabiatlı yapar. Bunlar nerede söylüyor? 730 32 sözlerde karşıya geçiyorum 193'te. Kanaatsızlık, mal düşkünlüğü hayata aşık yaptığı için ölüm korkusuna sebep oluyormuş. Bu da gaflet veriyor. Peygamber Aleyhisselatü sormuşlar. Ölüm korkusu nereden şey yapıyor? Ee, her bir kamin diyor imtihanı vardır. Mesela Firavun'un imtihanı, ümmetinin imtihanı yani o kibirdir. Nemrut'un inat, benim ümmetimin imtihanı mal biriktirmek olacak diyor. Mal biriktirmek ne oluyor? Ee, malı çok sevdiği için hayat perest ediyor. Hayat perest edince, hayat perest olunca hayat perest, ölüm korkusu oradan çıkıyormuş. Hayat perestlikten. Ustad da iki yerde söylüyor. Bir tane galiba 173 veya 193. Hayat perest insanların nazarında. İkincisinde de şey diyor. Ehli dünyanın nazarında. Yani kime diyor biliyor musun? Hı. Hayat perest, ehli dünya sokaktakine demiyor. Müslümana diyor. Diyor ki iman hizmetinden siyaset İslami daha önce görenlere diyor usta. İslam hakimiyetini, ittihad ı İslam'ı veya bu devletteki İslami bir sistemi iman hizmetinden daha evla görene Hayat perest veya ehli dünya diyor. Ondan daha güzel ibadet olur mu? Cemiyet hayatı İslam. Ama elzemle lüzum anlayayım. İman hizmetiyle o devam eder. Bir anda böyle parlamış elmayı soyduğun gibi. Sonra birkaç dakika sonra o siyallaşıyor. Bir daha, şimdi külliyata vurdum ben bu hadisi. Ee, hayat perestlik yani mal biriktirme ölüm korkusu getirir diyor hadiste. Mal biriktirme ne yapar? Hırs getirir. Mal hayat perestlik getirir. İnsan Malından çıkmak istemez. O zaman onun adı korkudur. Niye ayrılayım? Risale-i Nurca bu hadis ne yapar? Mal biriktirmek şunu yaparmış. Kanatsızlık, mal düşkünlüğü, hayata aşık yaptığı için ölüm korkusuna sebep olur. Mali mümkün görür, malim mümkün görür. Gaflet perdedir. Başka gaflet yani ölüm korkusun bitti o konu o değildi onu da kullandık gaflet ya yani muhali mümkün görür gaflet perdedir gaflet ülfet perdesini doğurur tefekkür tefekkür gafleti izale eder şimdi bir daha dinlersek çünkü gafletisi iptal ediyor ve bu zamanda öyle bir derecede iptali hissetmiş ki bu elim elemin acısını ehli medeniyet hissetmiyorlar. Fakat hassasiyet ilmiyenin tezahüdüyle ve her günde 30 bin cenazeyi gösteren meftini kazatı ile o gaflet perdesi parçalanıyor. Gaflet perde, perdesi hassasiyet ilmiyenin tezahüdüyle meftini kazatı ile oluyor. Nedir o? İptaliz. Gaflet hissi iptal ediyor. Gafleti okuduk. Gaflet neymiş? Bunlarmış. Deveye kum nasılsa hissimize de gaflet öyledir. Şimdi başka bir yerde gaflet Allah'ın rahmetinden <laughs> ümitlerini keser. yani bitiremedim yani bir Evet bir cenaze meselesi vardı. Aslında araştırıyordum belki bir sayfa. Yani arşıma derken ben onu 3 4 5 6 sayfa şey dersi olmuş onun madde madde var da bana lazım olan maddeleri buraya geçirdim. Şualar 183. İnsanların hayat içtimaiyesinin en kuvvetli medarı olan gençler delikanlılar. Bir, Şiddeti galiyanda olan hissiyatlarını. 2. ifratkar bulunan nefis ve hevalarını. Hepsini cem edersek o nefis ve hevaları tek maddenin iki şıkkıdır. Görüyor musunuz? Bak bu. Zaten gözüküyor. Şiddeti galiyanda olan hissiyatları bir. İfratkar bulunan ifrat mertebesi nefsin ve heva. Heva çok korkunçtur. Bir hadis görmüştüm, yazmışım da evaya eklemişim. Hevaya görmüş müsünüz? Bak e, Peygamber aleyhissalatü vesselam hevaya bak ne diyor ya. O hadis ekledim galiba. Evet ekledim. Sizin sayfada yok. Heva yeryüzünde ibadet edilen en kötü ilahtır. Yani i, i, heva, hevahu ilahhu heva Yani nefis değil bu. Nefis bile ilah edilmiş. Yani ilahlık iddia eden hevadır. Eğer onu mana harfiyle şey yaparsan Cenab-ı Hakk'ın yani tövbe anlamak için uçağın inmesi için pist vazifesi yapar ya. O yerinde kullanılırsa o heva Allah'ın zatına ayna olan yerdir. Tayyüm ve teşahhus ettiği şey. Yani ettiği yer. Değilse Allah nefsini değil, nefis hevayı ilah edinir. Biz nefsimizi ilah edinmedik. Nefis ilah edindiği şey hevadır. Heva. Devam ediyorum. Hepsinin cemi tecavüzattan, zulümlerden, tahribattan durduran ve hayat içtimaiyenin hüsnü ceyranı temin eden yalnız cehennem fikridir. Yani bu insanlara, bu gençlere cehennem fikri nasıl bir tesirli bir şeydi ki? Bak fikir, dimağa gitti. İnsanların ilah iddia etmelerine mani cehennem fikridir. Tecavuzattan ve zulümlerden, tahribattan durduran ve hayat içtimai hüsnü ceyranat, ceyran temin eden yalnız cehennem fikridir. Şimdi ne anladık? Okuyorum. 154'e geçer misin? Nefis ve heva, nefsin ifrat modları. Nefis ve heva. Geçmeden önce o cehennem fikridir diyor ya. Hani Risale Nur'da yöntem var ya abi. E, cehennemin daha girmeden girmek manası. Yani anlık yani insanların aslında girmiş oldukları fiiliyatlarının yanlış fiiliyatların sonunca girmiş oldukları haletti. Cehennem ya. Evet. O da iptal ettiriyor değil mi? Yani evet, i̇ptal evet. diyor fikrice çünkü üstad genellikle o yöntemi kullanmış. Doğru, evet. O şekilde hisleri o fikirle beraber gösterip iptal ettiriyor. İptal ettiriyor. Mesela 288 miydi mektubat? Evet. Diyor ki cehenneme gitmeden cehenneme gider. Girer. Gider, gider. Girer değil, gider. Cehenneme gitmeden cehenneme gider. Gider. Şeyde 32. sözde 333. sayfada şey 633. O cehennemi haletleri yaşatır diyor. Halet. Yani peki nedir bu cehenneme gitmeden cehenneme gider gitti? Sureti. İşte bunun aslında hissi mağlup edebiliyor yani. O işte soğutuyor bu sefer. Soğutuyor. O iptal hissi kaldırıyor bunu. Cehennem fikri çok güzel iş yapıyor. Bu, bu fikir duygu mu, his mi? Fikir, tamam. fikir. Yok, bu, bu ilk fikir, cehennem fikri daha, fikirken. Bu hissi aktif ettiği için mi? Çünkü his de kudrete tarluk edip, Kudret orada işlem yapıyordu adam cehennemi yaşıyor. Fikirden sonra ilk önce fikir dimadadır, taakkuldedir. Fikir yoldur. Fikir yoldur. Hedeftir aynı zamanda. Gidilen bir yolun hem kendisi hem sonucudur fikir. Ve o vicdandaki ilk önce hissi aktif ediyor. Cehennem. Cehennem fikri cehennem hissini aktif edince o zaman o hevesatını e, nefsini, hevasını susturuyor. İyi bir çakıyor yani. Karşısında cehennem fikri hissi ütüyor. His sonuçtur. Yani yaşanandır. Yaşanacak demiyor his. Hiç, his andadır. Kitab-ı mübindir. Onu kim şey yapıyor cehennem fikri? Fikir yapıyor. Cehennemi yandırıyor. O zaman iptal o dayatamıyor nefis ve heva. Cehennem fikri gençlerin azgın nefsini durduruyor. Nefis ve heva ifrat modlarıdır. Yoksa vasatları nimettir. Birisi ki nefis, nefis nedir peki? Nefis de heva nedir? Onu bir tanımını yapalım. Külliyat, külliyatça, külliyat gözüyle. Nefis şudur abiler. Maddi zevkler ve menfaatlara deniliyor külliyatta. Heva ise manevi lezzet ve menfaatlara deniliyor. Felsefede bir şey niye iyidir, niye kötüdür? İki şeyden kaynaklanır. Ana fikir. Menfaati ve lezzeti varsa iyidir. Felsefede zararı ve elemi varsa kötüdür. Bu bilgiye varmanız için en az bir kitap lazım. Okumak lazım. Ve o çıkar nasip olursa bakın. Bu çıkarım çok önemli diye vurgu yapmak istedim. Yani beşeri düşüncelerde, felsefede bir şey niye iyidir, niye kötüdür? Menfaatı ve lezzeti varsa iyidir. Zararı ve elemi varsa kötüdür. Nefis nedir? Maddi zevkler ve menfaatlardır. Maddi, mesela elmadan alınan zevktir. Dokunmayla alınan her şey zevktir. Lezzet ise manevi tarafıdır. Lezzeti mukaddese yani. Heva nedir? İlahlık iddia ettiği için veya Allah'a ayna olduğu için manevi lezzet ve menfaatler cemidir. Nefsin maddi ifrat moduna ne deniliyor? Nefsin görüyor musunuz o şeyi? Oraya geçeyim de daha iyi olur. Nefis ve heva mağlup ediliyor. Cehennem fikri. Bu nefis veva ve taşkınlık yaptırıyor gençliğe, her şeye, hepimize. Duman ediyor. Bu adamlar kimdir ya bu adamlar? Bunların üç modu var nefsin. Tefrit, vasat, ifrat. Eğer nefis ve heva kendine dönükse tefrit modudur. Mesela uygulayayım. Yani lazım olur size de. Bir çocuğunuz, akrabanız eğer odadan çıkmıyorsa, kendi kendini yiyorsa, kendine dönükse, intihar bile düşünse bu tefrit modundadır. Eğer saldırgan harici hücum ediyorsa, hep dışar dışsal yapıyorsa, kırıp döküyorsa, onu bunu öldürmek, onu bunu nazar veriyorsa bu dışsaldır, ifratlıdır bu. O duygunun ifratındadır. Yani ifratlar dışsaldır, tefritten içseldir. Odadan çıkmıyorsa çocuğun, Hangi his varsa onu tan ta tanımlamıyoruz. Psikoloji olur vesaire. Kendine dönmüş silahı. İntihar da tefrit modundan kaynaklanıyor. Mesela biri sonra zarar verse, anne babasına kızsa, üniversiteyi kazanamazsa vesaire. Hariçtir git ya Kore'yi, git ana babayı ortadan kaldır bu ifrat olur. Bunu yapamayınca ifrat neyi do doğurur? Şey, ifran, tefrit. ifrat tefriti doğurur. İfratı yapamayınca tefriti döner tefrit kendisine zarar verir. Ya. Tamam. Vasatı nedir? Heva. Bak heva. Allah'ın taayyü ve teşahhusuna zeminsiz zemindir. Yani heva heva ilah edilmek. Kendisini ilah zannetme sevadandır. Ben ilahım. İşte dedi ya heva Peygamber Aleyhisselam ne kötü bir ilahdır. Kulazı bir Rabbin naz Melikin nas? İlahin naz İlah. İlahi çok berbat bir şey. Şöyle diyeyim. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanında insanların sorunu uluhiyet sorunuydu. Yani Allah var mı yok mu? O çok kolaydır. Allah'ın varlığı kolaydır biliyor musunuz? Ama şartları ağır tabii. Kılınç var, ölüm var. Allah var mı yok mu? Uluhiyet meselesidir bu. Şimdi Müslümanların sorusu, sorunu uluhiyet sorunu değil. Rububiyet sorunudur. Allah mı beni yönetecek? Ben mi kendimi yöneteceğim? Bu rububiyet sorunudur. Rabbil Nas. Yani artık... Bu Müslümanın sorunu uluyet sorunu değil. Allah var mı yok mu Müslümanın sorunu değil. Müslümanın sorunu rububiyet sorunudur. Allah Müslümanı. Müslümanın sorunu bu. <laughs> bu Allah a bu Allah'a göre mi seçeceğim ben bu partiyi? Kendime göre mi? Bu rububiyet sorunudur. Uliyet sorunu değildir. Çok zordur bu. Yani kurt içeriye girmiş. O rububiyet sorunu yaşayanlar düşüyor. tapır tıpış, tıpış tıpır, patır patır düşüyorlar. Yüzde doksan. Ustad asın sahibi yüzde doksan nefs emanesini tapacak diyor. Müslümanın sorunu rubiyet sorunudur. Uliyet sorunu değildir. Ben bununla dost mu olacağım? Ben bununla mı evleneceğim? Bu benim kocam mıdır? Bu benim karım mıdır? Bu benim dostum mudur? Bu benim evladım mıdır? Ya ben bununla oturdum kalktım ya doktorumla ya ben Fikret'le. Bu kadar azim var ya. Bu kadar vefal var. Ben nasıl yok ederim? Bu vefa sorunudur. Bunu... Bunu Allah ne diyor değil de, ben ne, diyor? ben ne diyor? Atıyor seni yani. Baktı emekli olmuş doktor bana ilaç yazamaz daha. Hihihihiller bitti. Ne yapacağım sen benim işimi ne ayıracaksın? Emekli olduğunda da ilaç yazamayınca. Ya bu kadar dostluğumuz vardı geliyorduk. İyiydik. Rububiyet sorunudur bu. senin varlığın doktorluk sorunu değil. Senin doktorluk uluhiyet yani. var olman sorunu yok. Sen varsın. Ama benim için değer değilsin. Varsın ama değerli değilsin. Allah vardır ama benim için benim. Yani aslında bir nevi deistlik yapıyoruz yani. Yapıyor. Bence diyor adam ya. Bence diyor. Evet. Bence diyor ve seçimi de seçimde de bana göre diyor. Evet. Allah'a göre oturacaksın. Mesela ben Rüştü abi'den şunu öğrendim. Allah mekanların cennet olsun etsin. Bütün geçmişimize de rahmet etsin. Bir kardeşimiz iyi bir ihlaslı sadakatli bir kardeşimiz de vefat etti bugün. Allah onu mekanda cennet etsin. O, o sonsuz ebedi yolculuğuna Allah onu Hayli kılsın. İbn-i Talibesi. Tamam, tamam. Bana şunu öğretti. Ben arkada oturuyorum. Sağ tarafta. Rüştü abi solda şoförün arkasında. Ahmet abi şoför. Sağda Hekimoğlu İsmail var. Ya bunların sohbeti de itmen ya. Dedi ki ya dedi Rüştü kardeş. Ya dedi ben dedi Minyel Abdullah işte gazetelere yazı yazıyorum. Kitap yazıyorum. Ne diyorsun bana diyor ya. Beni tenkit edenler de var, nurculardan, takdir eden de var. Ben de şaşırdım diyor. Tenkit eden de külliyattan delil gösteriyor, takdir eden de gösteriyor diyor. Sen ne dersin diyor? Ben olsaydım, başkapısına geçiyoruz. Gidene kadar bir yarım saat döktürürdüm. Anlatırdım ya. Ya bir adam bir çıktı bir tane adam gö alim gördünüz mü veya veya kendini almaz zanneden. Dur hele ben bir bakayım, bir araştırayım ben şu anda bilmiyorum veya delili şu an Zor yani. Ben bilmiyorum La edri nasıl desin. Usta dedi ki sen dedi e, ben seni ikna ed ederim dedi. Hiç şüphen olmasın. Ne iddia, ne fikrim ne ise ben ispat ederim dedi. Ya ben ne istiyorsun diye de He, e, ya e, ta, Yani, hani, ben seni ikna ederim. <laughs> ama din değildir dedi. Peki din istiyor musun yani külliyat gözüyle mi istiyorsun senin bu şeyine çözüm? Ne diyor? Evet diyor ne diyor? O zaman dedi insaf odur. Külliyat böyle bak böyle diyor. Bir de böyle diyor. İkisini harmanlarsın sonucu alırsın. Ama ikisini de görmen lazım. Onun için dedi bana bir, bir hafta muhlet ver. Risale-i Nur diğer kitaplara ne diyor diye bir toplama var. Aynı bu isimde. Risale-i Nur diğer kitaplara ne diyor. Ben dedi araştırma yapayım külliyattan. Baktırdığı kitaplar var. Kime hangisine baktırıyor. Kime hangisini yasaklıyor. Harmanlar sana gösteririm dedi. Yani bize ne getirdim? Ben ne anlatmaya çalışıyorum? Yani bir şeyi ben inandığıma delil aramamam gerekiyor külliyattan. İnandığım bir şeyi ön kararıma delil toplamamam lazım. İsna, insaflı olmak, insaf demek nısıftan gelir Arapçada, ortalama demektir. Ben hakkı bulma niyetiyle bakacağım. Kendime delil aramayacağım. Ben hakkı arayacağım orada. İşte Müslüman'ın sorunu kendisine Kur'an'da ve Risale'nde delil delil arıyor. Karar vermiş. Kendisini ve karşısını ikna etmek için delil arıyor. Kararı vermiş. Kim vermiş? Beni ben idare edeceğim. Beni Allah değil. Müslüman'ın sorunu bu sorunudur. Ondan kaybediyor. Ya deliline gidiyorum delil arıyorum pat 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 kendime. Bulursun kardeş zorlama. Vallahi kafirliğe Yol Kur'an'da vardır, imana da vardır. Yüdüllü yudü bir kesir ama ehdi bir kesir. Ben bununla çoğunu dalalete, çoğusunu hidayete gönderirim. Yani iki taraf niye net değil? Kardeşim olmaz öyle. Ya parmağından su içiyor peygamberin. Parmağından su içiyor. Bu adam hala münafık ya. İman etmemiş ya de ilerisi var mı? Mucize görüyor. O az tamla onları bu kadar kişi duyuyor. Doyuyor, karnı doyuyor, şişiyor. Ne acayip sihir bassın diyor ya. Yani o, bu, olsa da böyle ki tanı vursan diye. Hayır. Şimdi de ben de aynı durumdayım. Kızma ona. iş değişmemiş. Uliyet sorunuydu. Rubu bir. Bakayım ben ne yapacağım küller. Bana hırtlama basacaklar. Bana küllet okudun mu demeyecekler. Okuduğum belli. Ama niçin okudun? Ders millete için mi? Kendi Ne yaptın? Onunla neyi yaptın? Hazreti Ali'ye demişler ya ondan sonra geçiyorum bu konuyu. Kur'an'ın sayfasını geçirmişler. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyen kafirlerin tank edinileridir. Sen dolayısıyla iştihat yapamazsın buna. Hazreti Ali diyor ki radiyallahu anh adam gibi adam ya acayip bir şey ya. Ya yani bu, bu, bu tuhaf oluyorum. Herhalde onlardan alacağım ben. Onlara muhabbetimden. Diyor ki bununla batıl kast edilen hak bir sözdür. Bu lağa kitabından okudum. Bununla batıl kast edilen ama batıl bir söz. Hak. Şey, hak bir söz. Hak. hak bir söz. Bunlar neyi kast ediyorsun? Batıl. Hak. Hakkı, hakkı kullanıyorsun batıla şey gayene. Aynen. Hakkı batılda kullanıyorsun. Onun için muvaffak oluyor. Sari ifadeleri tevil ediyorlar. Ya şimdi ben Müslümanım. Ben beyim, ben anımım, ben kardeşim, ben hocayım, ben Kardeşiz ne bileyim. Kardeşim hepimize sorumluluk yüklemiş ya. Allah ne diyor? Sorunu. Allah ne diyor da şey yok. O Allah var mı sorun yok. Ama Allah ne diyor da sorun var. Sen anlamazsın diyor. Bir tane söyle demişti. Rüştü abi demişti derken de, ağzından çıktı Rüştü abi dedi. Dedi ki hiç unutmuyorum 1985 Fındık Fındıkzade'de Neler rastlamışız o zaman. Bizim kuşak çok acayip bir kuşaktı ya. Geldi adam döktürdü bah, bahsetti. Ateş gibi fıskırı böyle saydı saydı saydı. Ü Ü Ü X, Y, Z 3 kişiyle 4 kişiydi. Saydı Rüştü abi hiç ses yapmaz. Dinle dinle dedi. Bitti mi dedi. Bitti. Senin anladığını senin anla ima, senin anladığın Kur'an'ı inkar ederek ben Müslüman kalabiliyorum dedi. Senin anladığın Kur'anı inkar ederek ben Müslümanım dedi. Çekti gitti olsun. Senin anladın. Ben de bazen dedim ki ben buradan e, kopyalayarak birisi vardı bu seçim şeyde. Senin o, o adam hiç azami şey bir şey demiyor. Mubarek sanki. Ev en detaylar. Senin anladığın külliyatı reddederek nurcu kalabiliyorum. Senin anladığın nurculuğu ben kabul etsem nurculuktan çıkarım. Şahsi maneviden çıkarım. Senin anladığın nurculuğu reddederek nurcuyum. Külliyat azıt bir şey söylüyorsam hariçten bir şey yapılmıştır. Mübarektir diye koyun atmayın sokağa. Öyle bakın o da ama sözlerim külliyat azıtsa uyma. Uyma. Bak gram gram uğraşıyorsun. Ben külliyatın sari ifadesine nasıl karşı dururum? Ama ne istiyorsan delilin külliyat var ha, ters. Ne olursa olsun. Gidiyor celbezi yapıyor. hürriyeti şeriye istedi istibdadı diyor. O işte şöyleydi diyor. Geç ya. Sarı ifade söylüyor. Geç. CHP, CHP başa girilse Bitti. Geç. Hikaye Nefis ve heva. Bu nedir? İfrat. Bunların ifrat modu. Onu koydum zaten. Nefsin e, vasatı nedir? Nefis denilen insandır ya. Ev emmare var, levame var, mullime var, mutmaine var, safiye var, raziye var, natika var. Bunların nimetiyle Allah yemin ediyor buna. Ha, i̇frat modu olursa nefis maddi zevklerin ve menfaatlerin menbaadır. Heva heva ise manevi lezzetlerin ve menfaatlerin menbaadır. Şimdi diyor ki nefsin maddi ifrat moduna nefsin maddi ifrat moduna nefsi maddi modu nefis nefsin manevi ifrat modu heva yani arkadaşlar nefse emmare bile bir adam yerine koyun o bile bir ilahı var. Allah'a ilah edilmez nefse emmare. Onun ilah hevadır o da bizdedir. Düşün. Bizim en büyük düşmanımız nefis bir de başka bir şey çıktı. Manevi nefse emmare işte heva ilah ediniyor. Kendi kendini ilah edineni görmedin mi? Kendi kendini ilah edineni. İlah ediniyor. Şu an ne acayip bir şey ya? İnsan kendisinin ben ne olduğumu ben bilmiyor muyum? İşte Allah ne diyor? Değil de kendim deyince ben ilah olmadım. Öyle oldum. Öyle oldum işte. E, Rububiyet meselesi. Yani, öyle. Kendi kendime ilah edindim. Yani. Kendi arzumu kendime rab yaptım. İlan başka ne olacak ki? Meliki Nas, Rabbinas Nas, Hissiyatlar tecavüz yapar. Hissiyatlar tecavüzatlar yapar. Nefis ise zulüm yapar. Heva ise tahrip eder. Külliyatta e bu üçünü ancak cehennem fikrini durdurur. Kıblesine koyar. Koyarsan yani yaratılışına, yaradılışlarına çalıştırabilirsen işte insan kamil insan olur. Küllatın bütünlüğünde bak bu özdür abiler. Oturdum çalıştım. Hissiyat ne yapar? İfrat mudu. Hissiyatın ifratı tecavüz eder. Tefriti kendisini ortadan kaldırır. Her şey ifrat tefriti. Vasatı değil. Hissiyatların ifratı tecavüz yapar. Karşıya. Nefis zulüm yapar. Karşıya. Heva tahrip yapar. Karşıya. Heva kendisini dönse tefrit ilah olur. Vasat olursa taayyum ve teşahhus ettirir. Cenab-ı Hakk'ın bizde taayyum ve teşahhus etmesine şualar 9. sayfada söylüyor. Çok acayip dersler ya. Vallahi. Risale-i Nur böyle baktığın zaman <laughs> bakmış oluyorsun da bakınca keyif veriyor. Bakmayınca bakmamış oluyorsun. Şimdi şeye geçiyorsun. 180 152. Feyiz ve kemalat fikr içerisinde olmak manevi lezzetlerden Kendisi de lezzettir istememek. Çünkü nedir? Ee, Allah'tandır feyiz ve kemalat. İstememek, gay yapmamak Allah'ın kendisini gay yapmaktır. Allah'tan bir şey isteyince o Allah değildir. Allah'tandır. Heva kısmına mı Yok. Heva çok ileri ya. Ha ma, manevi lezzetler deyince böyle e, mesela huzur haz namazdaki şey tefekkür ama e, daha ilerisini alırsak hevanın taayyum ve teşahhus ettirirse Allah'ı o işte onu kastediyorsan o da var ya yani, o ilerisi Allah artık Allah'ı hissedip hissedip zevkede zevk etmek çocuk onun hidayet Huda yani. Huda ile heva zıt, karşıttır. Ha onu kastediyorsan son şeyi Allah'tan zevk alır. Çocuk anasını emer gibi insan hevayı doğru kullanmakla Cenab-ı Hak'tan zevk alır. Allah'tan zevk alır. Feyz alır. Namazda mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bir rahatlık olmuyor mu? Huzur olmuyor mu? O nedir? O huzur hazır olduğu için sende huzur oluyor. O, hevanın almasıdır o. Artık o, cenab Hak kendisini araladı o. Haz. Oh. O, başka bir şey değil böyle. Böyle. Elhamdülillahi rabbil alemin. Hele şu hafız kursa Mehmet Ali. Böyle. Oh. O ne oluyor? Hayvanın hevanın aktifliğinden hazır olan Allah'tan latife-i rabbani, latife-i emmesi. Yani müşahadetullah demek Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Görmeyi biz indirgedik. Göze onun için anlayamıyoruz. Oysa gözün görmesi ayrı, kulağın görmesi ayrı, burnun görmesi ayrı, dilin, elin görmesi ayrı. Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Müşahadetullah. No, peki bende nasıl gözüküyor? Latife-i çalıştığını ben nasıl anlarım? Latife-i Rabbani huzur. Şey mi? şöyle diyebilir miyiz abi? <laughs> Hasan abi. <laughs> Hissiyatın tecavüzatın nefsin zulmünü, hevanın tahribini, cehennem fikri vasata getirir. Getirir ha. Evet. Yani evet bunlar bunlar ortaya çıkartıyor ya. Bir hepsini beraber tahlil ettik. Buradan çıktı dakika çıkın. Bak abi. metinden çıkarttım. Bak gelir misin abi? Abi hevai nefsin zevki ile ilgili sözler 326'da bir yer var. Tamam hiç gelme istedim, bozma tamam. Yani burada tecavüzattan, zulümlerden, tahribattan diyor ya. Yani o, o yukarıdan çıktı. Nedir o? Hissiyatlar, nefis ve hevalar. Hissiyatlar. Üç tane madde var diye burada saydık. Saydık. Hissiyatlar tecavüz eder. Evet. Nefis zulmeder. Evet. Heva tahrip eder. İşte bu üçünü vasata çeken cehennem fikri. F evet. Cehennem fikri. Vasata çekiyor. Ya neyle uğraşıyoruz ha? Bu, bu kutunun içinde kutsal, denem kutsi bir varlığı anlamını bulmaya çalışıyoruz. Sıradan bir şey olmadı mıdır? Bir tuhaf ya diyor evet. falan değil mi? Hep öyle konuşuyoruz. 200 küsür, 200, 200 kaç, 230. Kaçıncı ders bu? 237. 237. İnsanlar örnek gösterdiği kişiler bunları konuşmuş abi. Gerek müsbet, gerek menfi Bunları konuşanlar örnek gösteriyor. Felsefeciler de mesela örnek aldıkları, işte kendilerinden alıntılar yaptıkları <laughs> adamlarla bu meseleleri konuşmuşlar. İslam ulemasının da ehilleri bu işte tasarruf sahibi olanlar da bu meseleleri konuşmuşlar. Bunlar konuşmuş. Evet. evet. Yani özümüzün hakikati aslında bunlara bakıyor. Onun için bu kadar insan cezbediyor. Mesela İmam-ı Hanafi'nin koca küçük mektubatında şu geçiyor. Allah eşyaya e, icmal eder ve tavsil eder diyor Bilal Hocam. Yani bunu demiş babam Rabbani olmuş da. E ne demek diyor? açtı i̇şte bunlar. Aynı aynı kişi, aynı zar, ee, bir iman hakikatının bende iki şafına binler kerametine kena, tecelli ederim diyor. Evet, tamam. Akıl alıyor mu? Yani, çok acayip bir şey bu valla. Bir Müslümana nasıl diyeceksin? Yüzlerce keşif ve kerametten mülecahattır. Bizlere kadar iman hakikati. İman hakikati ya bu ya. ya. İman hakikati. Mesela rububiyet uluyet meselesi biraz aralan salimimizde bu, bu iman artmadı mı? Vallahi bu kadar önemli o mesele. Bak o kadar söylüyorum. <laughs> o kelime ulu, rububiyet aynen o zatın sözü kadar kıymetli bence. Ya kesinlikle. Yani zerre kadar inkişaf etmedi mi? Şu anda ailedeki kavgaların sebebi uluyet değil rububiyet. Hepimiz Risale-i Nur diyoruz. Sınav abi ikinci şu an, tevhid rububiyeti izah eder abi. Oli Saray'ı okuyan adam imanı kurtarır inşallah diyor. Bak evet. ne ne Tevhid'i? Tevhidi Rububiyet. Aa bak hele. Hemen yedinci şu adam var. Rububiyet'ten bahseder. Uluhiyet'ten bahseder. Kemalat'tan bahseder. Dört tane mi? Var. Hakimet var bir tane daha. Ya külliyat değişik bir şey ya. Vallahi değişik ya. Ya bir tuhaf ya. <laughs> Kaç sene okuyorum. Değişik ya. Bak bu gözle bak. Rububiyet'i Allah'ın. Ya Müslüman'ın sorunu. Acayip bir şey abi ya. Allah acayip. Şimdi aklıma ne getirirdi? Ezel ve ebed dersinde ezelin kanuniyeti uluhiyete, ebedin kanuniyeti rububiyete bakar demiştik. Evet hadi çıkalım yukarıya. Evet. Allah razı olsun. Oo, çok güzel ya. Aa, i̇nsana keyif veriyor ya. Yani böyle. Demek ki Allah da sanatına bakınca zayıf kalıyor değil mi? Hiçbir şey yapmadık ha dizdik aynı metni. Bir daha aslan abi cehennem fikri ne demek yani? Cehennem? Mesela diyelim heva nefis ondan sonra hissiyatdan yatan kalip. Mesela bu arada nasıl bir cehennem fikri vereceksin? Sen ne anladın? Yani o konu olmadığı için onu şey yapmadık. Onun üzerine yazmadık. Konu değil cehennem fikri değil bizim. Cehennem fikri değil de Mesela cehennem fikri keser, tecavüzatını keser, nefsi, hevayı keser dedi. Yani bence mesela Üstad'ın orada dedi, hülasa söylemiş yani orada bir şey söylemiş ama cehennem var yapma. Mesela normalde hevasına tabi bir insana, hadi diyelim küçük bir şey olsa olabilir. Ama hevasına tabi bir insana sen cehennem var yapma desen bence vazgeçmez yani. Yani bu cehennem fikri nasıl olacak ki vazgeçecek yani? Cehennemden kasıt Adem Tabii o bir konu olur. Rayımızdan çıkar şimdi. Fikir akıldadır. Ee, bu insanı iten nedir? Bir, ya histir, ya duygudur, ya ruhtaki latifedir. Ama bu kafa giriş kapısı ya, mesela delinin, delinin böyle bir günahları atlama falan şeyi yok. Değil mi? Uykuda olanın fikri olmadığı için Eylemi yok. Çocuğun yok. Ee, mesela kendisi aklı devre dışı olan deli diyelim. Böyle sefata gidebilir mi? Gidemez. Bu giriş kapısı. Giriş kapısını kontrol edersen iç aleminde kontrol edersin. Tabii şu anlarda hani Hutbi İslami'nin tecrübesinde o diğer var ya 675'te. İsa'nın takip ettiği yolu zikrederken aynı eleminde diyor. Ele, eleminde günahını elemeni göstermekle hissi mağlup eder. Hissi mağlup eder diyor. Aklı başında olanları o cihette tövbeye sevk serk eder diyor. 15. şu anda. Yani Aklını başına getirmekle ancak o cihette Yani konu o değil ya. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Dünyada ne kadar kalacaksın? Sermayen kadar. 60 gün. E, 60 gün. Eğer hastalık olmasa bu sıra bu. Okaya bakıyor. Çok kullanıyor milletle. Çok uğraşıyor. Kendisi sıkıntı çekiyor. Lan uğraşma. Millet okuma. Dertleriyle meşgul olma. Sirayet ediyor. Laf anlamıyor. Bak Halit abiye çok ikaz ettim. İnsanları zaten meşgul olma. Ayet yükürse oku avucuna sıvazla diyor. Bana akıl veriyor. Üzerine şey yap diyor. Parotener olur. Sana bir şey olmaz oku. İyi dedim. Hadi benden ne valla. Bak asıl Az kaldı ölüyordu. Beyni bloke oldu. Ne yaptığını bilmiyor. İnsanlarla meşgul olma. Kendinle meşgul ol. Sana diyor yapma. Okuma. Şehir meşgul olma. Çünkü intikam alıyorlar. Senden alamasa çocuklarını alıyorlar. Çocukla sana hücum ediyor. Kız da hanımla çocuk da Kendi işini yap. Kılıcını körle. Kılıfına koy. Evini kapa. Kendinle meşgul ol. Uğraşma. Anlatma. Bırak. Herkes her şeyin nerede olduğunu biliyor. Eğer hastalık olmasa ve vafiyet, gaflet veriyormuş. Bir, Dünyayı hoş gösteriyor hastalık yoksa. Bırak hasta olsun. Biz o hastalıklarla meşgul olduk. Adamlar düzeldi. Ne oldu? Nurcum oldular. Gafletlerine devam etti. Yüzde 99 Yüzde 99. Yani hasta yüzde yüzde. Belki yalan olur diye. Öne e oldu yani. Aynı oldu. Evet. Çok bir tane görmedim ya. İlk önce 1-2 bir, bir, hafta devam etti. Ondan sonra aynı hayat. Lan ben bunun sefaatine mi hizmet ettim ya? Mesul oluyorum bu sefer. Onun sefaatine niye düzelecek? Düzelmesin kardeşim. Hastalık acayip adamı adam ediyor ya. Bırak. Sihat ve afiyet gaflet verir. Dünyayı hoş gösterir. Ahireti unutturur. Kabri ve ölüme hatırına getirmek istemiyor. Nasıl simgelenmiş ya böyle sıralanmış. Sermaye ömrünü Ömür sermayesi sana. Badı heva. Bak görüyor musun? Boş yere sarf ettiriyor. Heva, heva da sarf ettiriyor. Heva burada da Adem'e hizmet eden kapı demektir. Bad, kapı. Öyle bir kapı, heva kapısı. İçsel alemin ömrünü yutan kara delik gibidir heva. İçsel alemde ömrünü yutuyor. Ve dışsal da zaman çabuk geçiyor. Ahır zaman çabuk geçecek diyor. Zaman çok çabuk geçiyor. Vicdanın zıttı gibi anladım ben. Yok. Heva Daha ileri ya. Ne bir şey. Yani görüyor musun? Heva burada da Adem'e hizmet eden kapı. Yani içsel alemin ömrünü yutan kara delik ya. Bak. Sermaye ömrünü heva kapısıyla boş yere sarf ettiriyor. Yani Adem yapıyor. Ömür sermayesi vücudidir. Bağdı heva, bu heva kapısı onu yok ediyor. İçsel alemin ademi kapı, adem kapısı. Yok. Niye 60 sene yaşamış hiç yaşamamış gibi olmuş. 275 Akibeti görmeyen ve neticeleri düşünmeyen lezzet hazıraya muhteli olan his ve hevai nefse. Bak neymiş bunların açılımı? His ve he Bak nefsin hevası. Bu da nefis yok. Nefsin hevası. Bir de şeyde söylüyor. Lemalarda, ikinci lemada söylüyor. Ee, Yunus Aleyhisselam'ın onun hutu bizim nedir? Nefis, hevâ. Yok, hevai nefsimizdir. Evet. Nefsin hevası ilahtır. Benim ilahım nefis iken Nefsin ilahı hevadır. Bak onun hutu bizim hevai nefsimizdir. Yani nefis değil hep o nefis anlıyoruz. Nefsin evasıdır. İçsel alemde ilah. <laughs> ya, orada nefis anlıyoruz. Nefis de değil o. Nefis de alakası yok onun. <laughs> onu evet. Mesela Nefisi de kötü anlıyoruz. Nefis insan demektir ya. Namazı kılmayan nefsine zulmet diyor Mevver Risalesi'nde. Namazı kılmayan nefsine zulmet der mi ya? Nefis ne? Nefis insan manasına kullanmış. İki, o o ikinci lemada hevai nefsi derken nefis değil o. İnsanın ilahı olan hevadır. hutumuz. But, şey, Çok tuhaf ya. Çok külliyat tuhaf. Garip. Abi ilah yutar mı? Yok ediyor işte Adem. Yutuyor. İlah edindik ya heva. Ayette, ayette 28 yerde mi ne geçiyor Kur'an'da? Heva. Yani Huda'nın zıttı işte. İn huve illa vahyun yuha. Doğru mu hocam? Heva yani. Heva. Yani insanın içsel alemindeki haşa haşa. İlah, kendini ilah edinmesi, insanların ilah edilmesi hevadandır. İnsanı ilah edinirse hevanın ifratıdır, dişsaldır. Kendini ilah edinirse hevanın tefritidir. Allah'ı ilah edinirse ilahi naz hevanın vasatıdır. Ama şuraya bak. Burada nefis zannediliyor. Hevai nefs, nefsin evası yani insanın evası. İlah ve hisse bak His demek hissedar olmak demek. Bunlar ne yapar? Mağlup olup bir de okuyayım. Akıbeti görmeyen, neticeleri düşünmeyen, lezi tazı ve muptalı olan his. His, mazi bir müstakbeli yok ya. Akıbeti görmez. Neticeleri düşünmez. Lezi tazı ve His kim? Bir de nefsin hevası. Yani insanın, burada nefis değil bu. İnsanın hevası, ilah. Bunlar mağlup oluyorlar mağlup olup yolunu şaşırmış hissin fetvasıyla bir saat lezzet için bir sene hapis yatar. Ne anladık şimdi? Oturduk çalıştık. Burada da his ve heva için akibeti görmeyen kör diyor. Hani Gö akibeti görmek, görmek lazım. Var mı gelecek ki gözüksün? Var. Akibeti görmeyen, Yemek gören var. Satın alıyor. İman nedir? Geleceği ve beklentiyi satın alır. Küfür nedir? Beklentisiz ve ge geleceksizliği satın alır. O da satın alıyor. Neyi? Beklentisizlikleri gelmeyecekleri satın alır. Görüyor musun? Borsa. Ademi satın alıyor. Onun için küfürdür. Yok. Yoku satın alınca yok. Ahiret yok. Biz varı satın alıyoruz iman yol açılıyor. Bir tuhaf ya dur. Böyle bardağınız var mı saplı? Biraz konuyu değiştireyim. Bazıları diyor ki oradan oraya atlıyor ya çok o garibime gidiyor nasıl yapıyor diyor mesela bardak. Ya kardeşim moddan çıkmam lazım. <laughs> moddan çıkış. <laughs> Isınınca baktım bir yere doğru geçecek hemen barda saplı bardağınız var mı? İşte ya manyak dersin. de ne der? Haklısın ha sen de haklısın. Burada da his ve heva için akıbeti görmüyor. Gelecek yok ediyor. Arkadaşlar iman gayba değil mi? Gayb geçmiş ve gelecek değil mi? Gelecek. Nereye iman ediyorsun? Yoka mı iman ediyorsun? E, gelecek yoksa an niye var ki? An kadar belki de andan daha kesindir gelecek. Gelecek yoksa an yok ki. An yoksa geçmiş de yoktur. Neticeleri düşünmeyen kim o akılsız zeki zeki insanlar. Onlardan uzak duracaksın. Berbat eder hayatını. Olumsuz, karamsar, beklentisiz, gayesiz, anda çözümler şey yapan, vefasız. En büyük özellikleri zekilerin vefasızdır. En büyük özellikleri vefasızdır. Aklın özelliğidir vefa. Vefa. Herhalde benim bir mezarlık var. Vefa mezarlığı. Vefa mezarlığına gömüleceğiz. Ak akıl vahiy uydusuna bakan çanak anten olursa bu akıldır. Yani aklı vahye tabi olursak akıllı oluruz. Akıl vahye tabi olmasa sıfatı olan zeka galip gelir. Buhran, bunalım, panik, atak vesaire hep geçinen budur. Bunlar nedir? Anda olur. Sana kül köle olur doktor. Emekli olunca selam verme sana. İlaç yazamazsın ki. Ne işime yarayacaksın? Emekli oldun. Bu zeki insan. Akıl insan gene bulur seni. Lezzeti hazire-i muptela. Ne demek bu? Lezzeti hazire-i muptela. Mazisi, mazi. Bu acayip bir şey ya. Maziye, sar. İstikbale, kör. Abiler bu geçmişe kulak vermek, vahye kulak vermektir. Geleceğe iman etmek, görmekle tanımlanır. Gelecek görmek, gözle, geçmişe kulakla. Bak lezzet hazire müptala yani mazisiz. Mazisiz ne demek? Sar, istikbalsız. İstikbal ne demek? Kör müstakbele andadır. Yani lezzet hazire muptela demek maziye sar, geleceğe kör. Lezzet hazıra o demek abiler. Lezzet hazire maziye sardır, geçmişe sardır, geleceğe kördür. Ondan lezzet hazıra denmiş. Peki lezzet hazıra var. Mazi maziye sar değil geleceği de kör değil. O zaman kutsi lezzettir. Ulvi lezzettir. İşte münafık bahsinde münafık bahsinde bir de şey söyleyeyim size. Ee, beş tane duygunun dördü dimağa bağlıdır. Münafık bahsinde bir duygu direkt kalbe bağlıymış. Kulak. Direkt gidiyor. Onun için kulağa girene çok dikkat et. Süzgeç pek yok. Direkt kalbe gidiyor. Geçme, geçme. Ge Geç Direkt. Hı. Ama ilk önce dinleyeyim mi dinlemeyeyim yeter de dinlerken yetmez. Çünkü e, göz, burun vesaireler süzgeci var. Ama kulak ondandır ki hayvan gibi fabrikada çalıştırıyorlar müzik çaldığından direkt yani sonra işi bitirdikten sonra fabrika paydos. Ulan bu kadar mal mı yaptım lan ben bunu 5 saatte? Nasıl yaptım lan bunu? Sihirleniyor. Sihir, kelamda sihir var. Direkt sihir ne demek? Aklı devre dişi var demektir. Adam şarkı söylüyor, jiletle yapıyor kendisini. Dinleyen de jiletlenmesi akıl bypass olmuş. Direkt kendisi girmiş. Niye? Fiilin kaynağı kalbin ve hissin temayülatından çıkıyor. Yani o jiletlenmesi, jiletlenmemi düşünebiliyor mu? Düşünemem, bypass olmuş. Yani bu su gelince, burada tıkanıklık var, köyde vardı. Bunu devre dişi yaptılar, buraya direkt verdiler. Bypass, bypass ameliyatı. Şuraya devre dişi yaptılar bu kanalı. Yeni bir kanal açtılar. Yani o ses aklı by, bypass ediyor. Bu baktericiler de bunu çok iyi biliyorlar. Telefonla arayıp... Biz polisiz, komiseriz deyip, savcıyız deyip karşıyı ikna ederek o inandırdıktan sonra duman ediyor. İşte paralarını, mülklerini gidip çöp dönekesine bırakıyor Vallahi veya yani. gelen adama teslim ediyor. Dima bırakıyor olduğu için düşünemiyor yani ve sürekli telefonda tutuyorlar, konuşturuyorlar onu. mı? Ha amaç e, sevk idaresini ele almak yani. Alıyorlar da, yaşlıları veya. Evet, yani o kadar tesir ediyor ki yani konuşmalar sihir abiler, sihir, büyü ne demektir? Bypass oluyor akıl. Direk e, kulak şeye bağlı, kalbe bağlı. Göz öyle değil ama. Değil mi kuş? Hazır lezzeti müptela, mazisi sarsız. İmkan, anlamadık ya. Yok, tasdik ediyor. Başka var mı? Yok, geçeyim. Ha, 153'e geç. Efendim Be, be Beçet. İrfan <laughs> evet. abi dedi ya tasdik gibi söylüyor sen. Evet. evet. Ki... Açtın abi? Zaten onun bunu reddetme şansı yok. Aç. He. 153'te faydasız içi boş ademi. Niye demiş? Heva. İnce Mestemi Nuriye'de 183 Bektaşi'ye Bektaşi'ye, Bektaşiye benzeterek Bektaşi'ye e, kimi benzetmiş? Heva. Mazisiz ve istikbalsiz yaşama felsefesine zekavetli. Kur'an'a ku, Kur kulağını tıkayan. Heva, heva. Hevayı anlatıyor. Hevayı anlatıyor. Neymiş? Bektaşi. bekta Hevayı anlatırken Bektaşi'yi kıyas ediyor. Açar mısınız o? 183. Mesnevi Nuriye'de bak. Ya keşke metni yazsaydım be Hasan. Açma. Var mı Mesnevi Nuriye? Cep telefonunuzda yok mu? Şeytan bak bakayım Ali becer. Nefis deve kuşu gibidir Bir nefis deve kuşu gibidir. Şeytan sofestayı. Şeytan sofestahi. Ne var da Ha niye oradan çıkartıyorum? Şimdi ben İki bilinmeyenlerden bilme yapamam. İki bilinmeyenlerden bir tane biliniyorsa ötekisini çözerim. E, ee, Hevayı Bektaşı'ya benzetmişse ben Bektaşı'yı tanıyorum. O zaman Hevayı da tanıyacağım. E, ee, Bektaşı'yı Hevaya benzetmişse hea, bunu çözdü mü Bektaşı'yı da çözerim. Bektaşı felsefesini. Ustad Bektaşı'ya benzetiyor. Çünkü Bektaşı ne yapmış? Namaz kıl demişler. Kur'an'da namaza yaklaşma var diyor. Ve la takrabu sela demiş. Namaza yaklaşma. Yani onun devamı var. Hafız değilim. Yani içkiliyken. Kur'an'a ne yaplandı Kulağını vermedi. Kur'an'a kulak vermedi. Ezelden kelam ilahi. Kelam ya Kur'an. Kelam olunca kulak kullanılıyor. Bektaşi kulak vermeyince heva Bektaşi'ye benzer. Yani e, Bektaşi maziye sağır olunca istikbali de kördür. Bektaşi'nin özelliği o. Andadır. O zaman diyor ki usta Bektaşi'ye benzeterek ne demek? Bektaşi azisiz ve istikbalsız yaşama felsefesi zekavetli olmak. Munafık bahsinde ne geçiyor? Nefsin içinde heva var diyor. Yani nefsin bile tapındığı. İnce, me, i̇nce Nuriye kaç bu? 130 mu? <laughs> Kafa, kafasızın kafası manasında Bektaşı tarafı vehim hayal tarafı Ademi hayal tarafı ise hevadır. Şöyle yapayım ben. Dur buradan daha hakim olurum. Kafasızın kafası manasında bektaşı, Bektaşı'yı söylüyor. Ne demek o? Kafasızın kafasında şirk var, var ya şirk. Yani aslında şirk yok ama kafasızın kafasında var, vehiminde var. Hayal tarafı, Adem'i hayal tarafı ise hevadır. Yani vehmin içerisinde heva. Kendisini ilah edilmesi. Şirkin yeri yok mevcudat tarihte. Şirkin vücudu yok. Ama insanın kafasızın kafasında var. Neresinde var? Vehmin içinde. Ne var? Heva var. Kendisini ilah edilmek var. Şimdi 713 sözlerde diyor ki heves serbest olmuştur. Heva da hür olmuştur. Ee, ne, nerede demişiz? Ha. Adem'i hayal tarafı ise hevadır. Mesela öyle bir şeyler he, hayal ediyor ki Adem'i şeyler hayali Adem'i heva yaptırıyormuş onları. Yani putlaştırıyor, bilmem ben olumsuzlukları hep bunları o yaptırıyor. Ademi hayal. Bir de ademi hayal doğruyu hayal ettirmiyor. Yani durup dururken bir insanın kafası modu niye hemen olumsuza gidiyor? Hevadan kaynaklanıyormuş. Yattığımız zaman insan niye güzel bir şeyleri iradesiz, ihtiyarsız olunca kötü geliyor da iyi gelmiyor? <laughs> Öyle ya kafayı koydum yatağa ve araba sürüyorum. Niye olumlular daha çok gelmiyor? Olumsuz geliyor. O gelen hayale mi geliyor? Yani hayal olur, düşünce olur. Hemen olumsuzlar geliyor. Çünkü kimse e, olumsuz hayal etmez gibi. Hayal derken, evet. olumsuz derken günahlar var ya, haram şeyler, olumsuz yani, şeyler. Gelmiyor. Yani günahlar hayal edilmiyor mu? Televizyonlar, filmler hayal edilmiyor mu? Ha işte o. Ha durup dururken şekil gelmiyor mu? Süliyet gelmiyor mu? Resim gelmiyor mu? Ha işte o. Geçmişi Ye yanlış yaşamaktan değil mi? Evet geçmişi yanlış yaşamaktan. Onları getiriyor. Hayatın her safhasını yaymaya ya çalışıyor. Yan bak. Yanlış tercihler. Bak şimdi orada bittiğini yapmıyor. Oysa o ile kapanmıştır belki de. Temizlenmiştir. Ama onu canlı tutmaya çalışıyor ki yeğisi atsın diye. Heva yapıyor. Hayatın her safhasına dağıtıyor. Lan ne oldu işte 10 dakika, 15 dakika, 15 sene önce. Tövbe ettik belki. 15 seneden beri tövbe ediyoruz. O 15 dakikalı şey. Ama hayatın her safhasına, geleceğe bile taşıdı. için Ümitsiz yapmak için. Bak, Sözler 713'te diyor ki, heves serbest olmuştur. Heva da hür olmuştur. Ne demek? Hevesiz serbesttir. Serbestlik. Heva ise hür yani hadsiz, hudutsuz, kaydesiz, ölçüsüz vesaire yani ademi yaşantı istiyor. Heves tahakküm eder. Heva da müstebit. Ne demek? Bu buna bak. Heves tahakküm ediyor. Heves var ya heveslerimiz. Tahakküm eder İrfan. Heva da müstebit, istibdad ediyor. Burada ne diyor? Heva müstebit, istibdad sahibi. Kişi de, o kişi de heva hakim olunca. Peki arkadaşlar bunu anladık. Heva müstebittir, istibdad ediyor da. Benim ne işime yarayacak? Nasıl anlayacağım? Karşıya istibdad ediyorsan, eşine, kardeşine sen, sen hevana mahkumsun. Ondan. Mahkum olan mahkum etmek istiyor. Bir daha. Heves tahakküm eder, heva da müstebit. Eğer bir insanda heva aktifse müstebit olur. Müstebit olduğu için heva hevasına mahkumdur. Eğer tahakküm ediyorsa istibdat değil, hevesine ma ma mahkum olur. Bir daha. Heva müstebit midir? Heva müstebit. Peki ben de aktifse ne yaparım? İstibdat yaparım. Yani istibdada boyun değer mi böyle olunca? He? İstibdada boyun değer mi böyle olunca? Yani gücüne bağlı karşı iki tarafın. Bak da e elini... Ve göre aslında alttakine edecek, üsttekine <laughs> de itaat edecek. Edecek ki edeyim. Evet. Mesela diyelim ki bir müdür patrona yani ilahlık yapacak. İlahlık yapayım diye. Mesela şöyle yaparlardı eskide. Hey! Abilik yapma! Sebebi? Abiliğime zarar veriyorsun. Yani bir insan Ta o istibdat yapmak için istibdada giriyor. Senin menfaatını istibdadına bir giriyor, bir aldım mı o yuları? O menfaati kendine celbetti mi? Ondan sonra sana yaptığı o köleliği sana kölelik yaptırmaya döner. Seni köle yapacak. Onun için köle oluyor. Yani bak ne gözle diyor? Heves tahakküm ediyor. Heva da istibdad ediyor. Nasıl anlarız? Bir insan istibdad ediyorsa, hevası aktif, aktif tahakküm ediyorsa hevesi, hevesi hakim. Hevanın kara delik yani. Heva ne demek? Kara delikti. Kainatta kara delik, insanda heva. Çapını genişleten hasenatlarını, lezzetlerini ve enaniyetlerini memnun etmekte kullanmakla hevanın çapı büyür veya küçülürmüş. Anladık mı abi bir daha? Hevanın yani insanın kara deli çapını nasıl genişletiriyor? Hasenatlarını, lezzetlerini, enaniyetlerini memnun etmekte kullanıyormuş. Böylelikle hevanın çapı genişliyormuş. Hasenatlarını, lezzetlerini bunda kullanıyor desinler için hasenatlarını mesela Risale okuyor böyle iyi bir haz da Millete desin diye kullanıyor. Hasenatlarını da gösteriş yapıyor. Ne bileyim. Çok tuhaf ya. Bir de bana itaat etsinler diye yardım ediyor. Zekat namı altında tahakküm ediyor. Abi hiç müspet bir şey. Olmaz olur mu? Allah'ı tayin ve teşahhus ettiriyor. Tabi Yani ifrat tefritini söyledik. Vasatı. Vasatı nedir? Pist gibidir. Uçağın ilmesini sağlar. Pis yoksa uçak nereye inecek? Yani haşa ve kella. Yani Cenab-ı Hakk'ın bizde ilahlığını hevamızda oluyor. Onu heva, onu hevamızı, hevamız nedir? Vücutsuz vücuttur. O Allahlık hakikatini bende tahakkuk ettiriyor. Aynadar oluyorum, en cami ayna. Bir şey ne kadar şerse o kadar hayırdır. Ben ilah ediniyorsam ile aynı sistemle Allah'a ilah edinecek. Allah'a ilah edilmesem otomatiktir. Kendisini ilah edilmiştir. Ama bunları anladığı zaman iş işten geçiyor daha. Adem ne kadar berbattır. Kara delik gibidir. Adem'i düşünebiliyor musunuz? Bir şey anlatacağım şimdi. Adem düşünemezsiniz. Sekerat anındaki o sekeratın acısı günahların acısıdır. Ademi şeylerin acısıdır. Ustad ölüm acısını firak acısıdır diyor. Hı. Ölüm ne? ölümün acı ne kadardır? Firaktır. Yani. Ee, de, ya yapabilsen, sağ aldım gittiğiyle salmıyor işte. O yüzden Yusuf Aleyhisselam en mutlalında acı olan ölümü istedi. Değil? Evet en sal tam şey ise Mısır'ın azizi istemiş. Çünkü bırakacak yani. Her şeyini bırakması manası. Fırak. <laughs> diyor ki ustad nefsini, hevasını her şeyini bırakmakla olur. Onun için sadakat ve ihlasla olmak zordur. Bu hevaya darbe vurmak için 15 günde bir ihlas okunuyor. Hevaya bakıyor. Hevanın hevanın müstebidi müstebit istibdat ediyor abiler. Karısı kocasına, kocası karısına, patron için işi varsasına, hükümet halkına, halk şeyine yani istibdat ediliyor. Heva kimse? vasat olursa da seyyidül kavmi kadim oluyor, evet. hizmetkar oluyor. Evet, hizmetkar. Hakkına razı oluyor. Evet. Bak mesela ben bir tanesine denk geldim. Evet. Mesela evde uygulayayım. Bir eskide bir boşanmaya şahit ol. Dedim ki, tamam. İkiniz şeriatı biliyorsunuz. Dine razı mısınız? Ne demek abi dedi ya? Biz seni seni onun için çağırdık. Tamam. Biz mahkemeye düşmek istemiyoruz. Mahkeme resmi yapsın. Tamam. İkiniz de öyle. Sen de mi öyle? Öyle. Peki senin hakkını biliyor musun dedim kadına? Mehirden başka hakkım yok dedi. Tamam. Dedim ki, ben senden bir rica bir şey de bilir miyim? Senin maddi imkanın çok. Sen bak bu şeriatı bu kabul ediyor şeriatın dışında. Söyle abi dedi. sen hakimimiz ol. Sen maddi imkanın var. Buna bir araba ver. Çok zenginsin ya. Yani. Abi dedi bu hak olmayıp ihsan ise iki tane vereyim dedi. Ama bana hak ile şey Ne hakkı dedim ben sana. Hak değil ben sana rica ediyorum. Tamam abi. Dedi. Bak ikisi ne kadar kolay şeriatı bilince. Yani ihsan etti yani. Meyrede başka yok ama ala vera, dalavera bilmem neler yapıp da böyle karışık karışık senelerce iş takip etmek. Yani iş, ta seneler önce bir şey gayet edip bir yola girmek yani çok tuhaf yani. Zannediliyor ki <laughs> zannediyor ki bu dünya baki. E ne bakisi? Öyle film yapmayacaksın. Film olursun. Film yaparsan uzun bir vadeli film yaparsan oysa film yaptığını zannediyorsun. Filmin çekiliyor. Kaybeden kazanıyor. Kazandığını zanneden kaybediyor. Doktorun bilir. Bir uyuşturma böyle uyuşturursan lokal pşş, neşter vurmayıp geçici şey yaparsan göndeririz. Ağrı hissetmez ama altta devam ediyor yanma. Diş çürüğü gibi. Onu temele ineceksin. Devam edeyim bakayım. Vallahi bu insanlara kastım yok. Benim kastım kendim. Sana bu hevanın hiç müsbeti mesela külliyatta geçmiyor. Yani siz vasatı diyorsunuz ya. Onun kız zıttı hüda diyor. Huda. huda işte. E, hevanın vasatını bahsediyorsunuz ya. Yani. E i̇şte huda işte. Her şeyin ifrat tefrit vasatı var ya. Yani böyle demez ki sana işte vasatı şudur, ifratı şudur diye. Mesela Kör ve sağır nasıl çıkacaksın? Geçmişi kördür. İşte e, nazm-ı ile çıkartıyorsun onu. Mesela mazi sağırdır. Ne yaptı şey Bektaş'ı? La takribu sela demiş. Namaza yanaşma. Niye? Ben de onun için dedi. Ya devam okusana. Ben okuma bilmiyorum. Okuma nedir? Kıraattır, kelamdır. Allah'ın kelamına nedir? Sağır. Kelam ne zaman oldu? Ezelden gelmiş. Ezelden gelip ezel. Hani ne için kulak vermedi? Saar. Demek ki geçmiş kulakla. Kelam ilahi. Geleceği kördüler. Görmüyorlar diyor. Geleceği görmüyorlar. Gelecek yön bak Nazmani ile böyle yapıyorsun. Yoksa e, diğer tefsirler gibi. iki nokta üst üste heva. Biz çalışmamızı yapıyoruz ya. Bunun gibi olsa tefsir olmaz. Bir çalışma olur bu. Tepsi ne demek? Hayatın kendisinde o manayı icra etmek. O kendisi icra etmek. Ama kendisi e, yer yer o sistemden bahsediyor ve hayatın içinde uyguluyor. Sen naz mı maniyle? Onları Kuranda da öyle. Beş vakit namaz var mı? Kuranda? Açık. Yok kaç tane var? olacak Oca. Üç. Ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam çıkartıyor. Kurban mesela. Kurban size farzdır demiyor. Kurban kes diyor. Bak ha, bu. Venher. Kes. Böyle yani. Mesela e, ifratı diyor. Vehim. Şöyle yapar diyor. Tefrit. Otomatik e, ifratta tefriti doğurur. Zaten mahkemede ondan iş diyor. İfrat, her daim neyi doğurur? Tefriti doğurur. Vasatta nedir otomatik? Geç, gelecek var mı? Otomatik gelecek diyebiliyorsan geçmiş yok mu? Onu doğurur zaten. Şöyle bir soru sorsak. Resul için söylüyorum. İnsanda e, tapınma cilvesi nerede gözüküyor? Nerede tecelli? Hevada. Evet, o zaman cevap. Çıkayım. Tabii yani heva şey var ya şeyde zeyl. Kader Risale sonunda. Ne, heva nefsini ilah edinin görmedin. İlah. Heva ilah edinir. Nefis değil. Merkez. Ne? heva nefsini diyor. Mabut yaptılar. Yani zaten yazıyor yani bunlar. Hevanın yani okuduk orayı küçüldü. İnsanı aldatan en kıymetli sermayesini ve sermayesiyle aldığı hasenatını ve enfusi kazanımlarını feda ettiren nefis, heva, his ve vehim imiş. Bunlar ortadan topladım. Ne yok ediyor? Kazandık. Bu dersleri kazandık. Desinler için yaptık. Bahsedileyim diye bak. İtaat etsin. Ne bileyim bir sürü şey takip edebilirsin. Bu asenatı yok eden nefis, heva, his, vehim. Dört şey dinlemez diyor. Tahayyül dinlemez. Tasavvur dinlemez. Tevehüm dinlemez, tefekkür dinlemez. Öyle mi? Sözleri 278 miydi? Dinlemez. Dört tane sistem serbest bölgede. Ustad diyor ki bunlar serbest diller diyor bir derece. İhtiyar ve iradeyi dinlemezler. Belki de teklifi din altına girmezler. E, o serbest diller dediğin serbest bölge diyorsun. Işte. Ustadın dediğini söylüyorsun. Ama öyle serbest bölge nerede yazıyor? Olmuyor. Işte. Kur'an'da o üç namaz şey gibi. Ne yapmış? Uygulaması. Allah Resulü yapmış. Peki alacak mıyız? Allah söylüyor. Diyor ki bana imanınız var mı? Varsa Habibime, peygamberime itaat edin. O ne yaptıysa yapın. Ona uyarsanız bana uymuş oluyorsunuz. Örnek vereyim bir keseyim. Resul dedim. Enes kaç yaşında? 16 yaşında. Sen abisi yaşlısın. Elini öp desem. Ya abi çocuğun elini mi öpülür ya? Ona itiraz banadır. Ben onun elini öp deyince onun eli değil. Benim manevi elimdir. Yani aynı onun gibi yani. Allah dedi mi ki itaat edin peygambere. Evet o zaman ona itaat etmek Allah'a itaat etmektir. Kendi söylüyor. Ha, i̇şte heva böyle. Risale o kadar, o kadar işlenmiş ki heva dersi yaptık. Belki iki saat vardır. Sari ifadeler var o kadar. O sayfalar bir burada çekmek istersen çekersin. Ceva dersin yaptık. Yayında da vardır belki. Sari o kadar sari ki. Nefsini ilah edilmek. İlah. Yani acayip. Bu ifrat. Tev şey nefsini. Karşıya ilah edilmeyi söylüyor. İfrat ederek e, insanlara o şeyleri ilah edinirsen. ifrat mı Burada kesiyorum. Saat dört buçuk. Amin. Allah iki can da aziz eylesin. Bizi bize bırakmasın. Cenab-ı Hak merhamet etsin. Tefikini refik eylesin. israrla bir şey istiyoruz. Aynı şeyi tekrar ediyoruz. İsrar gibi gözükürken isrardır. Tekrar gibi gözükürken yenidir. Onu aynısını istiyoruz. Ya Rabbel Alemin bizi bize bırakma. İştirak i uhreviyeden hissemizi ziyade eyle. Aklımıza marifetullah, kalbimize muhabbetullah, ruhumuza müşahedetullah. Bedenimize ibadet olan nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbi bizi bizden ayırma. Bizsiz, 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 bizsiz bizi bırakma. Ya Rabbi arkamızdan da bize dua eden kardeşleri, nesillerimizi nasip eyle. Ve onların istikamette evladı yerlerimizin ve kardeşlerimizin ihtina sıra atanmış takım sıra namazı bizi, bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizin ailesini ve aile ifadını ve evlerini Risale-i Nur ve Kur'an'ın nurunu hakim yap. O evlere ve o şahısların bedenlerine semavi ve arzi, insi ve cinni, maddi ve manevi musibetlerden, hastalıklardan hıfsı emin eyle. Ya Rabbi Müslümanların evine huzur ver Ya Rabbi. Dirayet ver Ya Rabbi. Basiret ver Ya Rabbi. Feraset ver Ya Rabbi. Feraset ver Allah'ım. İnsaf ver Ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin insaf nısıftan Allah'ım insaf nasip Risale-i Nur'un hakikatlarını evimize ve ruhumuza, aklımıza, kalbimize, vicdanımıza masareyle, eyle. Mâkes eyle ya Rabbi. Ve ahirde Rabbil Alemin. El-Fatiha.